Merhaba arkadaşlar. Anlatan Adamların bu bölümünde belki adını sıkça duyduğunuz ama ne olduğunu bilmediğiniz ya da nasıl yapılacağını tam bilmediğiniz aracı vurdurarak çalıştırma nasıl yapılır, zararları ya da ne zaman yapılmalıdır bunlardan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce eğer kanalımıza abone değilseniz hemen abone ol butonuna basıp yanındaki zil butonuna da tıklayarak bildirimleri açarak yeni videolarımızdan hemen haberdar olabilirsiniz. Konumuza dönecek olursak bu videoda sırasıyla önce marş sistemi yani siz kontağa bastığınız zaman motor nasıl çalışır? Araba nasıl çalışır? Önce buna bakacağız. Arkasından bu mantığı anladıktan sonra hangi durumlarda otomobili vurdurmak gereklidir? Bunlara bakacağız. Sonra nasıl yapılır? Bunu anlattıktan sonra da en son zararları ve hangi koşullarda yapmanız gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Marş sistemi ve motor nasıl çalışır'a baktığımız zaman bildiğiniz gibi arabaya bindiniz Anahtarı kontağı soktunuz, yarım olarak bastınız ve göstergedeki ışıklar gelir. Bu ilk kısımda otomobile elektrik gönderilir. Yani bütün sistemlere artık elektriği alır ve çalışır durumdadır. Aynı evinizdeki bir ampulün düğmesine basıp ışığı yakmak gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra ikinci kademeye getirip basılı tuttuğunuz zaman burada arabayı çalıştırırsınız. Yani marş motoru burada görev yapar. Marş motoru dediğimiz şey aslında ufak bir elektrik motoru ve üstünde bir dişli sistemi var. Siz marşa bastığınız zaman dişli sistemi motorun volanındaki dişlilerle aynı hizaya gelir, motoru döndürmeye başlar. Daha doğrusu volanı döndürür. Volan da krank'a bağlı olduğu için aslında bütün motoru komple çalıştırır. Daha sonra motora yakıt geldi, motor artık patlamayı yapıp kendi kendine çalışabilir kıvama geldikten sonra artık siz marşı bırakırsınız ve o elektrik motorunun yani marş motorunun da dişlisi geri kaçarak sistemden ayrılır. Bu şekilde de motoru çalıştırmış olursunuz. Yani ufak bir elektrik motorunu aslında motoru başta döndürmesiyle başlar. Çok eski zamanlara gittiğiniz zaman, ilk arabalara gittiğiniz zaman elektrik motorları çok yaygın olmadığı için, marş motoru da olmadığı için genellikle arabanın önünde bir kol çeviren birini görürsünüz. O da işte motoru döndürmeye çalışır. Ve daha sonrasında kendi kendine çalışabilir hale geldikten sonra o kolu çıkartır. Peki bunu anladıktan sonra vurdurmamız gereken zaman ne zaman oluyor? Genellikle şöyle oluyor. Arabayı bıraktınız ama farları açık unuttunuz ya da içerideki ışıkları açık unuttunuz. Elektrikle çalışan bir şeyler eksik kaldı ve akü boşaldı. Bu bazen çok uzun süre kullanılmayan araçlarda da olabiliyor ya da elektrik tesisatında kaçak olduğu zaman akü hızlıca boşaldığı zaman. Doğal olarak aküde enerji kalmadığı için marş motorunu da kullanamıyorsunuz. Marş motorunu kullanamıyorsunuz ama motoru da bir şekilde döndürmeniz lazım. E ilk zamanlardaki gibi bir çubuk takıp kolla çeviremeyeceğinize göre yapılması gereken şeyler arabayı ittirerek ona bir hareket enerjisi kazandırıp daha sonra tekerdekteki bu enerjiyi motora aktarıp onun çalışmasını sağlamak. Buna da işte vurdurma diyoruz. Yani akü bittiğinde başınıza gelebilir, araba çalışmaz, marş motorunuz bozuk olabilir. O zaman yine motoru çalıştıramayacağınız için bu gibi durumlarda vurdurmak zorunda kalırsınız. Eğer akünüz bittiyse Doğrusu aslında akü takviyesi yapıp öyle çalıştırmaktır. En ideal koşul budur ama her zaman böyle olmuyor. Dağda bayırda kalıyorsunuz, sabahın köründe işte akü takviyesi yapacak birisini bulamıyor olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda arabayı vurdurarak çalıştırıyoruz. Çok mükemmel bir çözüm olmadığı için çok fazla yapmanızı tavsiye edeceğim bir şey değil. Yani her sabah arabayı ben dur vurdura vurdura çalıştırayım çok iyi bir seçenek değil. Vurdurma işlemini sadece manuel arabalarla yapabilirsiniz. Otomatik arabalarla yapmanızı hiç tavsiye etmem. Zaten yapılabilir bir şey de değil günümüz koşullarında. O yüzden tabii ki yanımda Broadway var. BMW ile bunu yapamayacağım için Broadway'i getirdim. Bunun üstünde bakacağız nasıl yapıldığına. Şimdi hep birlikte Nasıl yapılır ona bakalım. Şimdi arabanın içine geçtik ve nasıl vurdurulacağını yol üstünde gerçek haliyle göreceğiz. İlk yapmanız gereken şey arabayı yarı kontakta bırakmak. Yani arabaya elektrik gideceğinden emin olmalısınız. Eğer akünüz çok bitmediyse zaten ekrandaki göstergelerdeki ışıklar yanacaktır. Ama akünüz çok bittiyse ve onlar bile gözükmüyorsa da yine de kontağı açık bırakmanız gerekiyor ki arabayı çalıştırdığınız zaman elektrik üretildiği zaman motor döndükten sonra motor çalışabilsin, elektrik gidebilsin. Broadway aslında çalışıyor tabii ki. Aküsü falan bitik değil ama size göstermek için vurduracağım. Bir önemli konu da ben şu an rampadayım. Eğer tek başınaysanız arabaya belli bir hız kazandıracağımız için mecbur rampada olmanız gerekiyor. Yokuş aşağı olmanız gerekiyor. Eğer düzlükteyseniz iki kişi mecbur bir kişi ittirecek. Diğer kişi de sürücü koltuğuna geçip birazdan benim yapacaklarımı yapacak. Eğer yokuş yukarı gitmeye çalışıyorsanız kaç kişi olduğunuzun pek bir önemi yok. Oldukça zor bir iş. Arabayı yokuş yukarı ittiremezsiniz. İleriden bir şekilde döndürüp yokuş aşağı vurdurmanızı tavsiye ederim. Geri geri vurdurmayı da çok önerdiğim bir şey değil. Güvenli de bir şey değil. Şimdi nasıl yaptığımıza geçecek olursak. Bu kamera hem vitesi hem de sol bacağımı görüyor muhtemelen. Önce kemerimizi takalım. Arabaya hız kazandıracağız dedik. Düz bir yolda olduğunuza emin olun, sağa sola direksiyonu kırmak zorunda kalmayın, kitlenebilir. O yüzden düz ve e, güvenli bir yerde olursanız bu iş için en iyisi. Az önce bahsettiğim gibi kontağı açıyoruz. Elektrik geldi arabaya, el frenini indireceğiz. Vitesi ikiye taktık, debriyaja da tamamen basılı tutuyoruz, sol ayağım debriyajda. Şimdi ayağımı frenden çekiyorum, araba yürümeye başladı. Biraz hızlanmasını bekliyorum. 10-15 kilometreye kadar geldi. Çat diye debriyajda çekiyorum. Koltuğunda da yerinden oynadı. Bu da Broadway'in klasik sorunu. Gördüğünüz gibi motor çalışıyor. Bunu birinci viteste çok fazla denemeye kalkmayın. En önemli koşullardan bir tanesi bu. Her zaman 2'de yani 10-15 kilometre hızda ikinci viteste deneyin. Çünkü birinci viteste motor çok fazla devir çevirmek isteyeceği için vites oranları yüzünden. Örneğin 2'de işte 1500 devir çevirirken birinci vitese atmak isteseydiniz yaklaşık 3000 devirlere gelecekti. Bir anda motoru o kadar devirlendirmek istemiyoruz. Sadece çalışması bizim için yeterli. Eğer birisi ittiriyorsa, benim gibi yokuş aşağı hızlanamıyorsanız doğal olarak bu kadar fazla hızlanamayabilirsiniz. O yüzden ayağı debriyajdan çektiniz. Motorun çalıştığını anladığınız an hemen gaza basıp debriyaja basabilirsiniz ki motor stop etmesin. Onu da göstereyim. Yine Yokuş aşağı konumda vitesi ikiye aldım. Elektriği açtım kontağım açık. El frenini indirdim. Biraz hızlandım. Şu an daha yavaşım. Çektim motor çalıştı. Hemen devreye basıp gaz veriyorum ki tekrar o yavaşlıktan dolayı motor stop etmesin. Bu şekilde de arabanızı zorda kaldığınızda vurdurarak çalıştırabilirsiniz ama videonun başında bahsettiğim gibi sürekli yapmamaya özen gösterin. Sizlerden en çok gelen soru da e bunu yaptım bunun hiç mi zararı yok? Hani ne olacak? Arabama zarar gelir mi konusu. Dediğim gibi çok sık yapmamanız gereken zaten 40 yılda bir işte çok zor bir durumda kaldığınızda yapılması gereken bir şey. Bunda şu şekilde oluyor. Arabayı belli bir hıza geldikten sonra debriyajdan ayağınızı bir anda çektiğiniz için bu hareket enerjisi doğal olarak bütün aktarma organlarına debriyaja ve arkasından motora iletiliyor. Bu tip bir anda güç bindirmeler çok ideal şeyler değil. Motorlarda trigger kayışı ya da zinciri dediğimiz şey yani egzantrik mini de döndüren kayışlar vardır, zincirler vardır. Bunların üstüne bir anda yük bindirdiğiniz zaman eğer çok iyi durumda değilse kopabilir. Çünkü bildiğiniz gibi plastik bir kayış ve aşındıysa çat diye gidebilir. Tabii ki bu durumlarda üzülebilirsiniz. Benim başıma bugüne kadar gelmedi ama başına gelenler doğal olarak oluyor. Daha çok böyle canı burnunda artık pek iyi bakılmamış, işte kayış da kötü durumda bir şeyler kopabiliyor. Özellikle bu tip eski arabalarda. Ya da kopmasa bile bu zincir ya da kayış üstünde bir anda kuvvet uyguladığınız için bunlarda sünme, esneme ya da dişliler üstünde diş atlama gibi şeyler olabiliyor. Çok hızlı debriyajdan çektiğiniz için. Bu da zamanla sübap zamanlamasının bozulmasına neden oluyor. Daha sonra işte ayar yaptırmanız falan gerekebiliyor. Bu tip şeyleri yaşamamak için dediğim gibi mümkünse akü takviyesi yaparak işte yanınızda, evinizde bir her zaman bir akü takviye cihazı bulundurursanız bu tip durumlarda onu kullanarak yapabilirsiniz. Vurdurmanıza gerek kalmaz. Böylelikle işte arabamın başına bir şey gelir mi, gelmez mi sorunları da ortadan kalkmış olur. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Videoyu izlediyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda bunun gibi birçok kısa bilgi halinde böyle hap bilgileri de Instagram hesabımızda paylaşıyoruz. Onları da Instagram hesabımıza gidip takip ederek kaçırmadan izleyebilirsiniz. Bu video hakkında sormak istediklerinizi ya da anlatmamızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hepiniz hoşçakalın. Bu videomuzu beğendiyseniz yan taraftaki görsellere tıklayarak diğer videolarımıza da ulaşabilir, onları da izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki kanal logomuza tıklayarak da kanalımıza abone olup diğer bütün videolarımızı kaçırmadan izleyebilirsiniz.